Evet, bu satışları konuşacağız. Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği OYDER Başkanı Turgay Mersin'le. Turgay Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Merhabalar Serdar Bey. Kolay Merhaba, gelsin. sağ olun. Geçtiğimiz günlerde sizle görüşmüştük. Özellikle bu pandemi döneminde otomotiv satışlarını konuşmuştuk. Ama Nisan verilerini bekliyorduk. Nisan verisi neye işaret ediyor? %132'lik bir artış görüyoruz. Nasıl yorumluyorsunuz? Evet, size az önce haberlerde zaten detayları açıklı şekilde yayınladınız. %132 bir artış var geçen seneye göre. Ama tabii bu %32 artışı geçen seneye göre kıyaslamak doğru bir kıyaslama olmaz. Geçen sene hepimizin malumu bildiğiniz gibi pandemi dönemi vardı ve tam kapanma vardı ve çok belirsizlikler vardı. İnsanların pandemi dönemi ne yapacağı, yazın açılıp açılmayacağımız, COVID'in nereye gideceği bilinmeyen bir ekonomiyle karışan bir belirsizlik vardı. O yüzden satışlar çok düşük gitti açıkçası. Bu sene tabii 61 bin, geçen sene 26 bin. Bu artışın tamamen %132 geçen sene kıyaslamak doğru olmaz. Bu yılı kıyaslayacak olursak ilk 3 aya göre doğru bir adette kapattı diyebiliriz. Biraz düştü tabii ki ama sonuçta bu seneyi kıyaslamak daha doğru olur. Birebir geçen sene kıyaslamak doğru bir kıyaslama olmaz açıkçası. Yine Tabii geçen sene geçen görüldü. yıl tam Mart ayında pandemi gelmişti. Pandemi Evet. başlamıştı. Nisan ayında da doğal olarak hani bütün satışlar düşmüştü. Ama Satışlar şöyle bir şey düşmüştü. var. Şimdi Ocak, Belirsizlikler. Şubat ve Ocak, Şubat ortalamasının üzerinde Nisan. Yani Ocak'ta %60'lık bir artış vardı. 43.728. Şubat'ta Doğru. %24'lük artış vardı. 58.504. Doğru. Bunların üzerinde tabii Mart ayı özel bir aydı. Çünkü o Mart'ta özellikle kampanyaların çok yoğun olduğu ve sıfır faizli kampanyaların çok yoğun olduğu bir dönemdeydi. Ciddi bir yükseliş vardı. Bir de Mart'ta kur yükselişinden dolayı fiyatlar artacak endişesiyle bir de yoğunluk söz konusuydu. Ocak, Şubat'ın ortalamasının üzerinde bir artış var. Bu seneki Mart'tan bahsediyorsunuz herhalde, değil mi? Evet. 96 milyon olan pazardan Evet, bir önceki bahsediyorsunuz. ay. Doğru. Çünkü biz ilk 3 aya girerken bu sene bildiğiniz gibi Kasım'dan sonra kurdaki hareketlerin durması, geçen sene Kasım'dan kurduk hareketlerin durması, ekonominin biraz daha stabil ve daha düzgün hale gidiyor olması bir piyasada güven etkisi yarattı. Bireysel araç sahipliği arttı. Keza yine az önce söylediğiniz gibi İnsanların çeşitli sıfır kampanya rağbet etmesi ve düşük faizli kampanya rağbet etmesi, distribütör firmaların ve üretici firmaların bu kampanya bu piyasayı desteklemesi 96 binlik bir satışa oldu. O da zaten son 10 yılın en büyük rekor satışıydı. Az önce dediğim gibi geçen sene bunları kıyaslamak çok sağlıklı olmaz. Bu senenin kendi içinde kıyaslama gidersek daha doğru olur. Tabii Nisan'daki düşüşün sebebi kur artışlarının biraz zamların gelmesi. Yine 26'sında kapanıyoruzdan sonra son 4-5 gün filo satışlarının ve perakende satışının biraz durması 61 bin pazarı açıkçası düşürdü. Yani genel olarak baktığımızda tabii ilk 3 ay sanki 1 milyon adetlere gidiyor gibi bir pazar oluşsa da tabii ki önümüzdeki günlerde bu pazarın nereye gideceğini, nereye evrileceğini araç bulunuluğuyla ve işte kur fiyatlamalarıyla daha doğru yorumlayabiliriz aslında. Ama şöyle de bir tablo söz konusu. Mesela işte Mart'ta 96.428, evet, bir önceki aya göre daha az sayıda otomotiv satılmış. Ama hafif ticari araç pazarı ciddi hareketli. %183'lük bir artış söz konusu hafif ticari araç pazarında Nisan ayında. İlk 4 ayda o artış %88 artış için geçerli. O da az önce belirttim aslında. Burası çok önemli. Ekonomideki o ilk 3 aya girerken stabil hareket etmesi, işte kurların aşağıya doğru geri gelmesi, dolayısıyla piyasada bir güven teşkil oluşturdu. O da ticari araç satışlarında hareketliğe yol Bir açtı. de Hepimizin kargonun çok yoğun kurye, kargo sektörünün çok hareketli olması da etkili oldu mu burada? o da mutlaka olmuştur. Ama hepimiz biliyoruz ki piyasadaki güven insanların yatırım yapmasına ve araç sahiplenmesinden tutun diğer sektörler kadar etkileyebiliyor. Dolayısıyla piyasadaki güveni teşkil ettiğimiz müddetçe
bütün sektörlere etkiliyor. İlk üç ayın etkisi o oldu. Tabii Nisan'da kurlar biraz artmaya başlayınca. Bir de faizin etkisi var sanırım Nisan ayı için. Faizin etkisi de oldu mutlaka ama faiz zaten Mart'ta da çok düşük sayılmazdı. Hı hı. Dediğim gibi o etki mutlaka distribütör firmanın yaptığı kampanyalarda kapatıldı. Tabii Nisan'da biraz daha faizler yükseldi ve kurlar da yükselince biraz fiyatlar da mutlaka arttı. Güven endeksiyle beraber araç sahiplenme azaldı. Yine belirtmek gerekir ki 26 Nisan'dan sonra o açıklamadan sonra da yaklaşık belki 7 bin 8 bin adetli gibi bir kayıp da oldu mutlaka. Çünkü filolar alımlarını bir kısmen durdurdu. Çünkü belirsizlik başladı 17 Mayıs'a kadar. Yine bireysel araç sahipliği açıkçası alımlarını erteledi. Belki bunu soracaksınız ama ben sormadan cevap vereyim. Önümüzdeki günler ne getirir diye baktığımızda tabii 17'sine kadar kapalıyız. Yani neredeyse Mayıs'ın 4'te 3'ü kayıp var. Burada tabii pazarda mutlaka ciddi anlamda bir kayıp olacak. Ama biz otomotiv yetkili satıcılar olarak önümüz günlerden umutluyuz. Çünkü neden? Önümüz günlerin yaz olması, bireysel araçları sahiplenmesi, yine kiralama sektörünün hareketlenmesinden dolayı satışların yukarı doğru ivme kazanacağını düşünüyoruz açıkçası. Ve bunu da distribütör firmalar araç bulunumunu da desteklerse çeşitli kampanyalarla piyasa Haziran itibaren normale döner diye düşünüyoruz. Kapanma sonrasında o zaman ciddi bir talep beklentiniz söz konusu. Açıldıktan sonra ekonomi. Aynen öyle. Geçen sene de böyle olmuştu hatırlarsınız. 1 Haziran'dan sonra ciddi anlamda sıfır araçlarda bulunluk sıkıntısı yaşandı. Ve ikinci ele rağbet arttı dolayısıyla. Dolayısıyla biz de 1 Haziran'dan itibaren böyle bir şey bekliyoruz. Ama bunların hepsini tabii bunları söylemekle kalmıyor. Bunların hepsi ekonominin düzgün dinamikleriyle desteklenmesi lazım. İşte kur politikasıyla, faiz politikasıyla, güven endeksiyle desteklendiğinde önümüzdeki günlerin araç satışlarında açıkçası yukarı doğru ivme kazanacağı aşikar. Çünkü önümüzdeki günler dediğim gibi yaz ayı satışlar artacaktır diye düşünüyoruz. Şimdi kur peki bu seviyelerde kalırsa önümüzdeki aylarda fiyatlarda bir değişim olur mu olmaz mı? Bu seviyelerde şimdi kalırsa. Bu her platformda söylediğim gibi yine aynı şeyi tekrarlamak istiyorum. Sonuç olarak kurun zammı aynı anda fiyatlara yansımıyor. Yani yaklaşık son bir aydır biliyorsunuz kur %10 ile %12 arasında hareketlendi. Ama distribütör ve üretici firmalar bu fiyatları %1, %2, %3 aylara bölerek yansıtmaya çalışıyor. Biraz bayiler fedakarlık yapıyor karlılıklarından. Biraz distribütör firmalar karlılıklarından fedakarlık yapıyor. Tamamen fiyatı yansıtmıyor. Zaten böyle bir şey olacak olursa araç satışlarına daha hızlı bir düşüş olur. Dolayısıyla bunların hepsini fiyatı piyasaya alıştıra zamları yansıtıyor. Bir de arkasından da bunu dediğim gibi faiz desteğiyle beraber piyasanın hareketlenmesi yönünde veya azalmaması yönünde hareketlenme sağlıyor. Önümüzdeki günlerde dediğiniz gibi piyasadaki bulunuluk sıkıntısı yaşanmazsa araçların yukarı yönde hareketleneceği kesin gözüyle görüyoruz, en azından umut ediyoruz. Peki bulunurluktan bahsediyorsunuz. Buna ilişkin ne tür sinyaller geliyor? Şimdi bahsediyor, yani haberler sürekli geliyor. Çip krizi diyoruz ama çip krizi sadece otomotiv değil, elektronik eşyadan tutun da yani geniş bir kesimi artık ilgilendiren bir konu haline geldi. Sinyaller nasıl? Türkiye'de de bazı otomobil firmaları dönem dönem böyle ara verdiler üretime. Doğru. Doğru. Marka bazında tabii hepsini söylemek var şu anda uygun olmaz. Bazı markalarda 3 gün, 5 gün, 4 gün, 10 gün üretimi ara verdiler. Dolayısıyla böyle bir sıkıntı var mı? Var. Ama bunları da üretici firmalar hızlı bir şekilde aşmaya çalışıyor. Umut ediyoruz böyle bir sıkıntı yaşanmasın. Ama yaşanırsa tabii ki araç bulunuruna göre bu adetler yukarı ve aşağı yönde revize edilebilir son pazar rakamları. Hı hı. Tabii bu aynı zamanda ikinci elin hareketlenmesini de sağlar eğer sıfırda araç bulunulukları azalırsa. Şu anda çok büyük bir sıkıntı yok bugünü konuşuyorsak, bugünü. Ama yarın 15-20 gün sonra nasıl bir sıkıntı olur bilmiyorum. Bazı markalar ve bazı modellerde 15-20 gün bekleyerek araçlar bir şekilde bulunabiliyor. Ama dediğim gibi bu çip krizi ve tedariği sıkıntısı devam ettiği müddetçe adetlerin nereye doğru gideceğini ve fiyatlama nereye doğru gideceğini hep beraber göreceğiz.
Tabii Turgay Bey, şimdi bir taraftan hani çip sıkıntısı nedeniyle dünyada da otomotiv sektörü üretime bazen zaman zaman ara vermek durumunda kalıyor. Tedarik evet. sıkıntısı nedeniyle, ama bir taraftan da mesela Avrupa pazarında ciddi bir hareketlenme görüyoruz. Geçen yıl Avrupa pazarında daralma söz konusuydu. Otomotiv satışları düşüyordu. Şimdi yeni yılla, 2021 ile birlikte orada da yani ülkelerde hareketlilik söz konusu. Dolayısıyla talep de canlı. Yani üretim olarak şöyle, belki bant aynı, talep de canlı. Dolayısıyla biraz daha mı zorlar çip krizi? Şöyle geçen sene hepimizin malumu, bütün üreticiler üretimi kapattı. Yani tedarik sıkıntısının dışında üretim durdu pandemiden dolayı. Avrupa'daki firmalarda, Türkiye'deki firmalarda. Dolayısıyla geçen sene bu sene tam kıyaslamak doğru olmaz. Bu sene üretim devam ediyor. Sadece bazı yan sanayilerde, çipte, şunda bunda sıkıntılar yaşıyor. Ama geçen sene komple kapalıydı. Ama Avrupa piyasasının talebi azdı. Avrupa'da otomotiv satışı düşüktü bir taraftan da. Düşüktü. Ama şimdi tabii sonuç olarak orada da bir ertelenen talep vardı. Onunla beraber üreticiler de üretimi artırınca Avrupa talep de arttı. Şu anda Avrupa verileri çok önümde yok açıkçası ilk 4 ayın. Onu da başka bir platformda tartışırız. Ama geçen sene kapalı olan fabrikalar bu sene açık. Tabii geçen sene ertelenen talepler de Avrupa'daki satışları evet. iyi mi kazandırmış olabilir. Aynı Türkiye'de olduğu gibi. Dolayısıyla şimdi mesela son 2 aydır, belki 2-3 aydır ikinci elde de geçen yıl ciddi bir talep söz konusuydu otomotive, sıfır otomobile. İkinci el fiyatları yükselmişti. Bir de otomotiv üretimindeki aksaklıklar, otomotivin gelmemesi, otomobilin gelmemesi, yani. İstediğiniz otomobile ulaşamamanız, bir de talep, ikisi bir araya gelmişti. İkinci el fiyatlarında böyle son yıllarda görmediğimiz bir yükseliş görmüştük, ama 2021'in ilk aylarında fiyatlarda bir gerileme meydana geldi. Ne kadarlık bir gerileme yaşandı ve yaz aylarına girerken yeniden bir hareketlilik olur mu ikinci elde? Doğru, 2020 yılında ikinci elde ciddi hareketlenme oldu ve fiyatlarda arttı doğal olarak. Her şeyi biliyorsunuz, fiyatlamayı arz ve talep dengesi belirler. Talep çok olduğu için ikinci el fiyatları yürüdü. 2021'e girerken, hatta Kasım Aralık'tan baştan itibaren fiyatlar %15 ile %20 arasında geri geldi. Bu tamamen sıfır araçlık bulunuluk arttıkça, dolayısıyla ikinci eldeki talep azaldı ve bu fiyatları da geri getirdi. Önümüzdeki günlerde tabii ki araç bulunulukta sıkıntı yaşanırsa sıfırda, mutlaka ikinci el fiyatlarında hareketlenme olacaktır. Bu aşikardır. Çünkü insanlar talep ettiği bir malı nerede ulaşabiliyorsa oradan alacaktır. Ve talep de arttıkça da fiyat kaçınılmaz olarak yukarı doğru, piyasa onu dengeler. Bu sadece otomotiv sektörü için değil, bütün sektörler için geçerli. Arz talebe göre fiyat oluşuyor. Evet. Önemli olan, biz bayi teşkilatla zaten böyle bir şey olamaz. Farklı ikinci elde yapan arkadaşlar bunu fırsata dönüştürmemesi lazım. Vatandaşlarımız fiyatlamayı yaparken stoklarını kontrol edip veya bunu fırsata çevirerek fiyatları yükseltmemesi lazım. Önemli olan zaten burası. Dediğim gibi ikinci el fiyatının %15, %20 geri geldi. Eğer alım düşünüyorlarsa şu anda alım zamanı, ikinci elde özellikle sıfır zaten kampanyalarla destekleniyor. Ama önümüz günlerde sıfırda bulunduğunuz azalırsa mutlaka ikinci el fiyatını yansıyacaktır. Peki. Çok teşekkürler Turgay Mersin, Oydar Başkanı. Kolay gelsin. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun siz de. Evet, otomotiv satışları hareketli. Ocak'ta 44 bine yakın, Şubat'ta 58.500, Mart'ta 96.400, Nisan'da da 61.500 civarı bir otomobil satıldı ve toplamda 260.148 otomotiv satılmış oldu.